Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün akşam saat 3 gibi 8 günden beri Türkiye kamuoyunu meşgul ettiğimiz barolar yasası, meşhur barolar yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla geçmiştir. Çıkan yasa Türkiye'nin siyasallaştırılmasına daha fazla neden olacaktır. Her türlü bölünmenin önünü açacaktır. Devletimizin üniter yapısına da ciddi anlamda bir ihanettir. Ülkemizin birliğine kasteden tüm güçler çoklu baro yönetimini kullanmaya kalkmışlardır. İstanbul'u işgal eden güçler Lozan'da FETÖ'de çoklu baroyu istemişlerdir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir ihanettir. Buradan tarihe not düşüyoruz. Sonra çıkıp kimse kandırıldık, bilmedik demesin. Ülkemizi bilerek, isteyerek, göz göre göre kutuplaşmaya ve bölmeye götürüyorlar. Değerli arkadaşlarım, söyledik barolarla ilgili. Çoklu baro kısaca şu demektir. Herkes kendi siyasi görüşüne göre baroları kutuplara ayırıp, bölüp kendi barosunu kuracak demektir. Herkes belki de kendi etnik yapısına göre, bölgesine göre baro kuracak ve kendine bir alan açacak demektir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak birlik ve beraberlikten bahsediyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir ilde iki tane vali olmaz, iki tane kaymakam olmaz ilçede, iki tane defterdarlık olmaz. Onun gibi barolarda çoklu baro olmaz. Eğer olursa bu bir ayrıştırma nedenidir dediği noktada duruyoruz. Bugün çıkan yasayı dün akşam genel kurulu izleyen basın mensupları varsa AKP sıralarındaki memnuniyetsizliği bir kere daha görmüşlerdir. Her çıkan karardan sonra birbirlerini alkışlayanlar, tebrik için komisyonda sıraya girenler genel kurul salonunda nasıl çıkacağını bilememiştir. Özellikle elektronik oylama istedik. Neden? Çünkü bu karara, bu karanlık karara yarın öbür gün tarihi inceleyenler görsünler ki kimler el kaldırmış, kimler hayır demiş. Biz bu karara hayır dedik. Çocuklarımıza anlatacağımız bir hikayemiz var. Türkiye Cumhuriyeti için, birliği ve beraberliği için. Ama onların çocuklarının yüzüne bakacak halleri kalmayacak diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, ben Sakarya milletvekiliyim. Sakarya milletvekilliği süresi içerisinde yaşamadığım büyük acılar yok. Depremleri gördük, enkaz altında kalanları gördük. Seller gördük, afetler gördük, dolular gördük. Hepsi Allah'tandır dedik. Önlem alınmalı, tedbir alınmalı dedik. Ama bu son yaşadıklarımı hayatım boyunca unutmayacağım. Parçalanan hayatları, yok edilen gencecik canları, kadın bedenlerini asla unutmayacağım. Çünkü bu bir cinayetti. Bu gözle görülür bir biçimde geldi. Bu havai fişek fabrikasının sahipleri bir siyasi görüşün aslında temsilcileriydi. Onlara iltimas sağlandı. Defalarca ölümler olduğu halde ve İçişleri Bakanı Soylu bu fabrika denetleniyor halde dediği halde biz bu fabrikanın denetlenmemiş olduğunu, denetlense bile kayrılmış olduğunu açık bir şekilde gördük. Fabrika binaları kesinlikle patlayıcı maddelerle ilgili tüzüğe aykırı olarak kuruldu. Kesinlikle arasında olması gereken duvarlar yoktu.
soğutma sistemi yoktu. Yani bu fabrikada çalışanlar için bir ölüm tuzağı kurulmuştu. Onlar bunun farkına vardılar. Ama ne yapsınlar? Bir tarafta işsizlik, yoksulluk, çoluk çocuk geçindirme derdi. Öbür tarafta ise ölümle burun buruna çalışma zorunluluğu. Patronlarını uyardılar. Sorumluları uyardılar. Bu malzeme ısınıyor, patlayacak dediler. Ve patladı. Ve 7 canımız gitti. 7 canımız hatırlamak istemeyeceğimiz şekilde hayatlarını kaybettiler. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sakarya Milletvekili olarak bir araştırma önergesi getirdim. Arkadaşlar, bu araştırma önergesinde son söylediğim söz şudur. Sadece bu patlama için getirmiyorum bu araştırma önergesini. Bu tür ihmallerle başka evlatlarımız, canlarımız gitmesin istiyorum. O yüzden bundan sonra olabilecek olaylarla ilgili lütfen Türkiye Büyük Millet Meclisi bir araya gelsin, bir komisyon oluştursun. Bunun etkisi hemen kendini gösterecektir dedim. Ama ne yazık ki AKP ve MHP milletvekilleri bu araştırma önergesini reddettiler. Şimdi biraz sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi salonuna gireceğim. Orada beni çağırırken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili şöyle hitap edecek bana. Sakarya Milletvekili Engin Özkoç diyecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi demeyecek. Başka bir siyasi partinin ismini önden söylemeyecek. Neden? Biz seçildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık hepimiz Türkiye için mücadele ediyoruz. İllerimiz için mücadele ediyoruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Milletvekili olarak değil, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç olarak kürsüye çıkacağım ve benim milletvekili arkadaşlarıma oradan bir kez daha sesleneceğim. Bir araştırma önergesiyle size tekrar huzurunuza geldim diyeceğim. Arkadaşlar, buradan açıklıyorum. Olay aynen şöyle olmuştur. Ankara'dan ve İstanbul'dan gelen patlayıcı uzmanları denilen arkadaşlar 3 günden beri bir çalışma yapıyor bu alanda. Bu alanda yapılan çalışmalar esnasında kamyona ihtiyaç duyuyorlar. Hendek Belediyesi'nden kamyon alıyorlar, damperli kamyon ve birkaç tane böyle kamyon. Diyorlar ki biz bunları nerede patlatacağız? Burada patlatmayın. Nerede? 15 kilometre uzaklıkta bir taş madeninde. Arkadaşlar, yönetmelik diyor ki patlayıcı maddeleri imha ile ilgili yönetmelik diyor ki açık ve net şekilde. Bu patlayıcılar imha edilirken tek tek ambalajlanmalı. Ambalajlandı mı? Hayır. Bu malzemeler, patlayıcı malzemeler birbiriyle aynı kamyona yüklenmemeli. Böyle mi oldu? Hayır. Kesinlikle bu patlayıcı malzemeler metal bir zeminde sürtünme alanı yaratacak şekilde yüklenmemeli. Belediyeden alınan bir kamyona yüklendi. Bu malzemeleri taşıyan kamyonlar, özel kamyonlar olmalı. Öyle mi oldu? Hayır, belediyenin sıradan bir kamyonu oldu. Bu malzemeler giderken altına muhakkak bir branda serilmeli. En ufak bir şey var mıydı? Hayır, yoktu. Bu malzemeler boşaltma yerine geldiğinde kapaklar açılmalı, tek tek indirilmeli. Şimdi burayı dikkatle dinleyin. Bu malzemeler boşaltma alanına geldi. Taş kısmındaki o taş madeninde bir uçurum diye adlandırabileceğimiz bir yere geldiğinde yan kapakların, belediye kamyonunun yan kapaklarının açılmadığı görüldü. Orada bulunan sorumlu bütün bu hataların üzerine, hepsinin üzerine arka kapağı açın, damperi kaldırın, uçurumdan aşağı dökülsün, patlasın. Zaten fitil ve az miktarda patlayıcı var dedi. Peki ben bunu orada bulunan görevli bir kişinin şahadetiyle kanıtlayabilir miyim? Kanıtlarım. Kanıtlayamayacağım hiçbir şeyi burada söylemiyorum. Zaten onlar da inkar etmiyorlar.
edemiyorlar. Ve damper bir kanunu daha söylüyorum burada. Diyor ki mal boşaltılırken yani patlayıcı madde boşaltılırken asla kamyon ya da araç çalıştırılmamalı. Araç çalıştırılıyor. Damper kalkmaya başladığı anda patlıyor ve pırıl pırıl 3 tane gencimiz hayatını orada kaybediyor. Peki kamyonun şoförü, hiç suçu olmayan kamyonun şoförü, Allah'ın huzurunda söylüyorum ki Allah hiç kimsenin ailesini bu duruma düşürmesin. Hiçbir canı yaşamla mücadelede bu noktaya getirmesin. Hiçbir canı yaşamla mücadelede bu noktaya getirmesin. 9 daha yaralımız var. Biri ağır. Kamyon şoförü canıyla uğraşıyor. Bunun nedeni ne? Nedeni liyakatsızlık. Bunun nedeni ne? Yönetememe. Bunun nedeni ne? İhmal. Bunun nedeni ne? Kayırmacılık. Fabrika sahibini düşünün. Patlama olmuş, işçilerini suçluyor. Onların yüzünden patladı diyor. Ben beton duvar örmedim demiyor. Mesafeyi kontrol altına aldım demiyor. Soğutucuları yapmadım demiyor. Çünkü diyor ki ben meşguldüm. MÜSİAD başkanı olduğum için ben fabrikayla yeteri kadar ilgilenmedim diyor. Yahu fabrikayla ilgilenmedin ama o bizim cenazelerimizin üzerinde alın terleriyle kazandığın paraları cebine indirirken hangi koşullarda çalıştıklarını ve bunun hesabını Allah'a karşı veremeyeceğini hiç mi düşünmedin? Ondan sonra MÜSİAD'ın başkanları toplanıyorlar kendi arkadaşlarına, daha cenazeler kalkmadan moral yemeği veriyorlar. Şimdi buradan size sesleniyorum. Ben bir siyasi partinin temsilcisi olarak değil, İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Bir gün önce geldim. İhmali gördün. Ölen insanları gördün. İçişleri Bakanı'sın. Jandarma sana ait. Emniyet senin emrinde. Vali, kaymakam senin emrinde. Orada patlamamış maddeler var. Sen hangi tedbiri aldırdın da bunları bu şekilde imha ettirmeye gönderdin? Olan oldu. Araştırma önergem reddedildi. İçişleri Bakanı çekti gitti ölümlerden sonra. Orada uzman dedikleri arkadaşlara bıraktılar. Peki hiç kimse ya ne yapıyorsunuz demedi mi? Bu devletin bir kontrol mekanizması yok mu? İçişleri Bakanlığı'nın bir kontrol mekanizması yok mu? Bu ölen kişiler mi kendi hayatlarından sorumlular? Yoksa onların hatalar zinciri işlemesine göz yuman İçişleri Bakanlığı mı sorumlu? Arkadaşlar, Allah şahidim ben böyle bir yükü kaldıramam. Hemen o gün istifa ederim. Birazcık onuru olan, birazcık gururu olan, koltuğuna iki eliyle, dört eliyle sarılmamış olan, birazcık vicdanı olan bir insan istifa eder. Ya nasıl kaldırıyorsun? Bir gün sonra gelip de ölen canlarımızın karşısında tekrar nasıl demeçler verebiliyorsun? Onları uğurlarken memleketlerine o vicdanı yüreğinde nasıl kaldırıyorsun? O yüzden buradan kamuoyuna duyuruyorum. Tüm ülkemin insanlarına duyuruyorum. Çocuklarınızın iş cinayetine kurban gitmesini eğer istemiyorsanız, emeklerinin karşılığını alamadıkları fabrikalarda sadece patronların cebine para girsin diye asgari ücretle hayatını devam ettiren insanların canlarının böyle yok olmasını istemiyorsanız, hep birlikte bu olaya sahip çıkalım. Türkiye'nin bu savruluşuna, Türkiye'nin bu liyakatsizliğine, Türkiye'nin bu adam kayırmasına karşı bir olalım. Siyasi düşüncelerimizi bir araya, bir tarafa bırakalım ve bir kereye mahsus, bir kereye mahsus, bir daha böyle canlar yanmasın, analar ağlamasın, evlatlar öksüz kalmasın diye Türkiye'de ciddi bir işin altına imza atalım.
Teşekkür ediyorum. Buyurun. Şimdi Danıştay Karar Sonrası Cumhurbaşkanı Musa Kösteniş yaptı biliyorsunuz. Ve oradaki konuşmasında tek parti döneminde alınan bu karar tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı dedi. Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinden bazı cümleler okudu ve ağır bir bedduadan kurtuldu dedi. Hatta bir gönderme de yaptı İbrahim Kaboğlu'nun Sultan Ahmet Camii ile ilgili yönelik kurduğu cümlelere. Siz hem ihanet vurgusu hem işte vakfiyeden hatırlattığı cümleler genel anlamda nasıl bir yanıtınız olur? Çünkü burada bir ihanet suçlama var. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili defalarca burada basın toplantısı yaptım ve her seferinde hayırlı olsun, bir an önce açsınlar ve bunu gündemden hemen çıkarsınlar dedim. Bunu söylerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi görüşünü buradan ilettim. Hiç kimse bunu bir siyasal bir meseleye çekip, bunu olduğundan daha basitleştirerek, kendi geleceğine siyaseten alet etmeye kalkmamalıdır. Biz dinimizle ilgili her konuda hassasız. Ve şunu açık ve net şekilde ifade ediyoruz. Bizim karşı olduğumuz çirkinleşmiş, iftiralarla dolu, geldiği noktada kimsenin memnun olmadığı siyasi tartışmaların içerisine dinimiz alet edilmemelidir. Bizim tek karşı olduğumuz budur. Türkiye Cumhuriyeti %95, 96, 97 Müslümandır. Ve hiç kimse birbirinin diniyle ilgili bir diğerini suçlama hakkına sahip değildir. İnsanların hesabını vereceği yer Allah'ın huzurudur. Hiç kimse kendisini layık olmadığı bir yere koymamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti layık ve demokratik bir cumhuriyettir. Özgür bir biçimde herkes kendi dinini yaşar. Vatandaşlarımız eşit bir şekilde bu ülkede yaşamlarını sürdürürler. Sayın Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılışının açıldığı tarihi ve tabloyu bir ihanet üzerinden kurgulaması da çok ayıptır. Bir cumhurbaşkanına yakışmaz ama AKP'li yani siyasi bir cumhurbaşkanına ve genel başkanlığını cumhurbaşkanlığının önüne koyan bir cumhurbaşkanına elbette ki yakışır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını tartışmaya açmak ve ötesinde bunu ihanet olarak nitelendirmek onun haddi değildir. Onun haddi değildir. Ülkemizin kurtuluş savaşını yürütmüş Ayasofya'nın, Süleymaniye'nin, Sultanahmet'in düşman işgalinden kurtulmasını sağlamış bir liderin karşısında sadece duyması gereken duygu saygıdır. Hadsizlik asla değildir. Ülkemizin bütün insanlarına yönelik de bu bir saygısızlıktır. Bu hal milli bir kazanç ve değer varsa zaten ilk adımdan baltalanmış demektir. Bu da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmaktadır. Olayı bir siyasi kutuplaşma malzemesi haline dönüştürmek, önümüzdeki seçimlerde bunları sanki bir malzeme olarak kullanmak, en basit tabiriyle vicdansızlıktır ve dinimize saygısızlıktır. Sayın Erdoğan, tam bir yıl önce Ayasofya'yı ibadete açılma taleplerine aynen şöyle cevap vermiştir. Bir yıl önce. Önce Sultanahmet'i doldurun, sonra bakarız bu işlere diyerek bu teklifi reddetmiştir. Talebin gündemine getirenlere de oyuna bizi getirmek istiyorlar, biz bu oyuna gelmeyiz diyen bir kişidir. Bunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu söylediklerini unutup şimdi caminin ibadete açılmasını Müslümanların şahlanışının sembolü olduğunu söylüyor. Peki bu ikisi arasındaki tutarsız davranışı kimin halidir? Recep Tayyip Erdoğan'ın. Peki biz bu hali
Daha öncelerden gördük mü? Çok gördük. Söylediği sözleri, ben bu fakir, bu gariban burada olduğu müddetçe, bu makamda olduğu müddetçe bu papazı kimse serbest bırakamaz dedikten sonra Amerika emrettiği için bütün adaleti ve mahkemeleri elinin tersiyle iterek o papaz Türkiye'den elini kolunu sallayarak Amerika'ya gitmiştir. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ne söylediğinin önemi olmadığı kadar bugün de ne söylediğinin önemi yoktur. Onun için önemli olan tek bir şey vardır. Bütün kullanamayacağı hiçbir şey olmadan kendi iktidarına tutunabilmek. O yüzden biz Ayasofya ile ilgili ibadete açılmasını karşısında asla bir engel oluşturmadık. Ama karşı çıktığımız işte bu ilkesiz davranışlar ve duruşlardır. Siyasete alet edilişidir. Niyetlerinin ne olduklarını biz biliyoruz ama kendileri de ifade etmeden duramıyorlar. Çünkü bir insan içinde neyi besliyor, aklında neyi kurguluyorsa sen istemesen de dil sana onu söyletiyor. O yüzden değerli arkadaşlarım, bizim gündemimiz Türkiye'de günlerden beri oluşturdukları barolar değil. Sahte gündemler değil. Bizim gündemimiz savrulan Türkiye'nin yönetilememesi, ekonominin yönetilememesi, yoksulluğun alıp başını gitmesi ve yönetilememekten dolayı bu ülkede verdiğimiz canlardır. Şöyle düşünün. Kendi kardeşiniz olsaydı ne yapardınız? Kendi babanız olsaydı ne yapardınız? Kendi evladınız olsaydı ne yapardınız? O kamyon şoförünün babası 3 ay önce öldü. O aileye kendisinden başka bakacak hiç kimse yoktu. Annesinin hastanenin önündeki halini gördüm. Sakarya milletvekili olarak buradan yemin ediyorum, onlar cezalarını gördüğü güne kadar mücadeleme devam edeceğim. O mağdurlar ve masum ailelerin hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağım. Bir daha böyle canların yanmaması için hayatın pahasına mücadele edeceğim. Vekillik, makam araçlarında, genel kurul koltuklarında ve aldığı maaşı sefaatle yemekle olmuyor. Vekillik, maaşını vatandaşıyla paylaşan, koltuğuna değil milletine bağlı olan, milletin geleceği için kendi hayatını yeri geldiğinde öne koymakla oluyor. Eğer verilecek bir can varsa o evlatlardan önce vermesi gereken bu canı bizleriz. Hepinize saygılar sunuyorum. Dua ediyorum ki bir an önce erken seçim olsun. Çünkü insanlar ölsün istemiyorum. Çünkü Türkiye varlık içerisindeyken yokluk yaşamasını istemiyorum. Dua ediyorum ki Meral Akşener'in dediği gerçekten bir an önce gerçekleşsin. Bunların kafasında ne türlü hinlik varsa, ne türlü hesap varsa, ne yapacaklarsa bir an önce milletin huzuruna gidelim. En ufak bir sıkıntımız yok. Milletimiz kendi geleceğiyle ilgili karar verecek. Sadece şunu söylemek istiyorum. Erken ya da geç, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımız, o sandığa girdiğinizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğiniz evlatlarınızın kime hizmet edeceğine çok dikkat edin. Kendinizi bazı sömürü nedenleriyle ikna edip sizi temsil etmeyecek olan insanlara asla oyunuzu vermeyin. Çünkü evladınızın nerede ve nasıl öleceğine bu gönderdiğiniz milletvekilleri ve şu anda tek başına o koltukta oturan Cumhurbaşkanı karar veriyor. Nasıl bir ülkede yaşamak istediğinize karar verin. Çiftçilerin toprakları ekili değilken
dünyada diğer çiftçileri zengin etmek için ithal eden, saman dahi ithal eden birileriyle mi çalışmak istiyorsunuz? Çocuklarınızın iş kazalarında paramparça olan bedenlerinin karşısında hayatınız boyunca unutamayacağınız acıları mı yaşamak istiyorsunuz? İş cinayetleri için verdiğimiz araştırma önergelerine red veren milletvekillerine karşı bir duruş mu sergilemek istiyorsunuz? Buna göre karar verin. Milletvekilinin AKP'li olması, CHP'li olması, MHP'li olmasının hiç önemi yok. Milletvekilinin vicdan sahibi olması, vatansever olması, milletine, toprağına sahip olması, geleceğine sahip olması ve Allah'tan korkusunun olmasına bakın. Kul hakkı yiyen, kendisini sadece ben buyum deyip de gösterip her türlü rantı ve peşkeşi kendisi için kullanmaktan bir an bile tereddüt etmeyen, cinayetlere göz yumanları hangi siyasi partiden olursa olsun lanetleyin ve görev vermeyin. Efendim, bir de YHT seferli biliyorsunuz 28 Mayıs itibariyle açıldı ancak ücretsiz ulaşım hakkı olan engellerin bu hakkı kısıtlandı. Aslında siz de bunu meclis gündemine getirdiniz. Soru önergesi de verildi. O soru önergesiyle ilgili bir gelişme var mı? Bir de Engeller Konfederasyonu'nun bir tepkisi var. Neden sadece demir yollarına yönelik böyle bir karar alındı? Biz diğer toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz dediler. Siz neler söyleyeceksiniz? Az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmacılar kendi konuşmalarını, gündemle ilgili konuşmalarını alırken engelli vatandaşlarımızın, milletvekillerimizin kürsüye çıkarken özel bir sehpayla çıkıyorlar. Bir milletvekili kardeşimiz az önce o özel sehpa kuruldu. Kürsüye çıktı, ellerini kürsüye koydu ve engelli biri olarak değil, engelsiz bir düşünceye sahip biri olarak, bu ülkenin bir evladı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaşadıklarını anlattı. Bir insan bir trene binerken artık sizin için bu uygulanmıyor, git biletini al, geliyorsan öyle gel. Bir ulaşım aracına binerken bir dakika dur, o senin dediğin artık kalktı, sen o şekilde binemezsin diyerek indirilmenin, indirenlerin engelli olduğunu ben düşünüyorum. İndirilen kişinin değil, onları indiren, kararı alanların akıllarından engelli olduklarını düşünüyorum. Ya bir insanda birazcık insanlık olur arkadaşlar ya. Bir ülkede birazcık insanlık olur. Bir ailede bir evladınız varsa engelli, siz o çocuğu her şeyden daha çok gözünüz gibi korursunuz. Evinizi onun gibi dizayn edersiniz. Nasıl yaşayacak, nasıl bir yerden bir yere gidecek, bunu programlarsınız. Peki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devletin adı devlet baba, devlet ana değil miydi? Hani evlatlarımızı koruyacaktık? Hani hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacaktık? Hani Allah'tan korkumuz vardı? Olmadığını görüyoruz. Türkiye'yi yönetemediklerini görüyoruz. Vicdan sahibi olmadıklarını görüyoruz. Ama karar milletimizin. Efendim, barolarla ilgili teklif geçti, siz de söylediniz. Bundan sonraki süreçte Anayasa Mahkemesi'ne götürecek misiniz? Bununla ilgili iddialarınız neler? Anayasa Mahkemesi'ne kesinlikle götüreceğiz. Baroları Anayasa Mahkemesi'ne kesinlikle götüreceğiz. Hukuka aykırı, anayasaya aykırı her şeyi Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Fakat bununla durmayacağız. Cumhuriyet Halk Partili Grup Başkan Vekili olarak buradan milletimize söz veriyorum. Önümüzdeki dönem seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu seçimlerde göreve taşır, herhangi bir yerinde bu görevi bize atfederseniz, orada genel başkanımızın bir sözü var. Milletimize rağmen alınan her türlü kararın butlan sayılacaktır. Yok hükmündedir. Milletimizin çıkarlarına karşı alınan her karar bizim için yok hükmündedir. Bütün kararları iptal edeceğiz. Bütün kararları. Türkiye'ye layık, özgür, demokratik bir ülke olarak bir avuç insana değil,
milletine sahip çıkan özgür bir parlamentoyu tekrar oluşturacak. Bunun sözünü buradan veriyoruz. Teşekkür ediyorum.